Papatyanın gözyaşları. Uzun geçen kış günlerinin ardından baharın ilk esintileri yeryüzüne çoktan merhaba demişti. Ormanlarda ağaçlar, çiçekler, böcekler gülümsüyorlardı. Ormanda bu telaş yaşanırken insanoğlu da gelen bahar mevsimini şenliklerle kutluyordu. Baharın gelmesi yaz mevsiminin müjdecisiydi. Günler geçti. Dağ bayır bembeyaz papatyalarla süslendi. Ormanın o güzelliği gerçekten görülmeye değerdi. Havaların ısınması çalışan insanların hafta sonu piknik kaçamakları demekti. O gün ailesini yanına alan herkes ormana koştu. Ağaçlara salıncaklar kurdular. Yemyeşil çimenlerin üzerinde rengarenk sofralar hazırladılar. Ormanların içinde kuş cıvıltıları ile çocuk sesleri yankılanıyordu. Anne babalar bir araya gelip çay eşliğinde sohbet ediyorlardı. Oradaki herkes çok mutluydu. Gün boyunca gülüp oynayan çocukları, sohbet eden büyükleri, büyük bir hayranlıkla izleyen narin papatya çiçeği onlara güldü. Onlarla eğlendi. Başlangıçta her şey çok güzeldi. Ama akşam olup piknikçiler eve gitme zamanı geldiğinde durum hiç de iç açıcı değildi. Çimenlerin üzerinde sağa sola saçılmış gazete parçaları, karpuz kabukları, sağa sola dişlenip atılmış kemikler ve dahası. Olanları hayretle izleyen narin papatya çiçeği gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı. Oysa saatler önce o çimenlerin üzerinde oturmuşlar, ormanın mis gibi havasını ciğerlerine çekmişlerdi. Papatya çiçeklerinden gelin tacını andıran taşlar yapıp sevdiklerine hediye etmişlerdi. Kuşların cıvıltıları eşliğinde rahatlamış, bütün streslerini atmışlardı. Gördüklerine bir anlam veremeyen papatya çiçeği kendi kendine mırıldandı. Geldiler, eğlendiler ve gittiler. Pisliklerini orta yere attılar. Hatta sönmemiş mangal külleri çimlerin üzerine acımadan döktüler. O neşe içinde gülümseyen insanlar, "Bunu nasıl yapmış olabilir? Hiç anlamıyorum," dedi ağlamaklı bir ses tonuyla. Papatya çiçeği üzgündü ama bu üzüntüsünü paylaşacak hiç kimsesi yoktu. Yapraklarıyla sildi gözyaşlarını. Gözlerini açtığında karşısında güler yüzlü, çok tatlı bir çocuk duruyordu. Şaşıran gözleriyle çocuğa baktı. Çocuk o papatyayı koparmaya gelmişti. Eğildi. Tam koparacakken bundan vazgeçti. Gördükleri çocuğu çok şaşırttı. Havası çıktığı kadar "Anne!" diye bağırdı. Papatyanın başından ayrılamadı. Çocuğun sesinde koşup gelen annenin yüreği yerinden fırlayacak gibi çarpıyordu. Annesi, "Ne oldu oğlum? Bir şeyin mi var? Neden öyle bağırdın ki? Ödüm koptu. Bir yerine bir şey oldu sandım." Bilgehan, "Anneciğim, bana bir şey olmadı. Ama şu papatyaya bir şey olduğu kesin. Baksana nasıl da hüngür hüngür ağlıyor." "Papatyalar ağlar mı anne?" deyip ayağa kalktı. Papatyanın baktığı yöne baktı. İnsan olmaktan utandı. Annesiyle Bilgehan göz göze geldi. Ormana ilk geldiklerinde çimenlerin üzeri tertemizdi. Oysa şimdi öyle mi? Onların da gözleri doldu. Papatya'ya hak verdiler. Bilgehan ile annesi o gün oraya gelen bütün piknikçilerin sağa sola attıkları çöpleri teker teker topladılar. Sonra topladıkları çöpleri belediyenin koyduğu çöp barajına attılar. Bu işi yaparken hiç söylenmediler. Orman önceki gibi ışıl ışıl oldu. Tekrar papatya çiçeğinin yanına geldiklerinde narin papatya çiçeği gülümsüyordu. Papatya çiçeği ağlar mıydı? Bilinmez. Gerçek şu ki ormanlarımızı koruduğumuzda kuşların cıvıltıları, gül yapraklı ağaçların şarkıları, kelebeklerin dansı, papatya çiçeklerinin kıkırdamaları çok uzaklardan bile duyuluyor. Siz siz olun, pikniğe gittiğinizde çöplerinizi sağa sola değil çöp balilerine atın. Sonra papatyaların ağlaması rüyanıza girebilir. Üzülmeyin. Üzmeyin.